Efendim bu ne şıklık? Ay teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sade ve güzel diyoruz biz. Evet, ben hep sadelikten yanayım. Bu ara dinleniyorum, projeler okuyorum. Birkaç heyecanlandığım bir şey var, onları bekliyorum. Hadi evet. Beraber heyecanlanalım, biraz sufle verin ya. Yok veremem, çünkü hani bir şey söyleyince enerji falan karışıyor ya. O yüzden hani olduktan sonra zaten herkes duyacak. Yazın ne yapacağız yazın? Yazın yazlığa gideceğim ben. Şimdi yurt içi biliyorsunuz, yurt dışından daha pahalı bir hale geldi. Evet öyle, ama benim yazlık olduğu için kendim pişir kendin ye modu. Yemek demişken Bodrum lahmacunu bu sene 1200 liradan açılmış efendim. Gerçekten hiç haberim yok. Hiç yediniz mi? Hayır. Hiç gerek yok bence. 1200 liralık lahmacunun içinde ne olabilir sizce? Hiçbir fikrim yok. Yani hani lahmacun sonuçta, sizce ne olabilir? Vallahi ben de düşündüm bulamadım. Kira geldi aklıma. Çok fena. Yani ne denebilir ki? Çok acı. Bildiğim kadarıyla kalbiniz de boş. Boş. Bu kalp ne zaman dolacak? Ben de bekliyorum diyorum, şaka yapıyorum. Yani kısmet bu işler. Hani şu an hiç kimse yok ama olursa zaten haberiniz olur. Ya da bir oldu. Aileler tanıştı Buray Bey'le. Ne oldu da o süreç yani tamamına ermedi? Aileler tanışmadı. Evet, yani ben onun ailesiyle tanıştım. O benim ailemle tanıştı. Aileler tanışmamıştı. Ama şey işte, bazı anlaşmazlıklar oldu ve bitti. İhanet evet. Filan değil, değil mi? Hayır asla. O hayır, hayır. Allah korusun. Çok da ihanet edecek birine benzemiyor Buray Bey. Hayır asla. Ben de o da asla. Hiç yapmam. Yolu açık olsun. Hadi biz anlaşamadık. Onun da yolu açık olsun. Avrupa'da ve Amerika'da bir çılgınlık başladı. Yapay zeka ile flört. Düşünür müsünüz? Biz normalini yapamıyoruz şu an. Yapay zekası kaldı. Hayır düşünmem. Teşekkür ederim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.